Bu ne oğlum böyle hepsi aynı? Bak. Bak o hala aynı lan. Ne oluyor lan bana? Ne oluyor lan bana? Bismillahirrahmanirrahim. Uzu billahi min şeytanirracim. Nasıl çalışıyor lan bu? Abla, abla vallahi ben bir şey yapmadım. Beni serbest bırak. Ne yapayım, nasıl serbest bırakayım? Son hikayemi izle. Tamam hemen. Son fotoğrafımı like. Hemen atayım. Aşağıdakileri de atayım. Hepsini atayım. Oh, like. Hepsine like. Oh. Terleyen hayalet mi olur lan? Neyse unfollow edeyim şunu ben. Yalnız programdan unfollow etme, görüyorum. Ha Gizem, ne haber? Ya sorma ya, Mert'ten ayrıldık. Vallahi. Çok iyi. Yani çok üzüldüm senin adına. Evet, ben de çok üzüldüm ama yapacağım. Lafını balla kesiyorum. Hemen döneceğim ben. Tamam, telefona bak. Alo. Lan oğlum, bizim sınıftaki Gizem var ya Gizem. Lan bizim sınıftaki güzel kız var ya işte. He. O sevgilisinden ayrılmış. He. Yok ya. Tamam, kapat. Bilmiyorum ki, telefon bir yandan masaj salonu WhatsApp'ına döndü. Neyse, cevap vereyim bari, hazır ayrılmışken. Selam. Beyler, ben şimdi kahveleri hazırlıyorum, sonra gömülüyoruz, harıl harıl ders çalışıyoruz, tamam mı? Bak, hazırlayın notları, tamam, geliyorum hadi. Yok oğlum, bu bir gecede çalışmayla olacak iş değil. Bak var ya, bu notlar bir gecede çalışmayla bitsin, cümle alem beni. Finlandiya'da vize yok, biliyorsunuz değil mi? Yok. Yapmıyor abi adamlar. Çalışmasam falan. Siz de çalışmayın, beraber kalalım olur mu? He? Yalnız bırakmayın lan beni. Buldum, vallahi buldum. Bildiğiniz doktor var mı? Rapor alıp sınava girmiyoruz. Bak şimdi, bu dersi bırakalım. Bütte daha yüksek geçmezsek adam değil. Yine aylardan Kasım. Sanki vizeler geldi canım. Ne yaptıysam çalışamadım. Sanadır canım. Beyler ben yatar, sabah erken kalkar çalışırım. Tamam hadi, bay bay. Hadi lan. Oğlum, hani eve gidecektiniz lan? PES'e gelmişsiniz. Ya biz de öyle sıkıldık da dedik, bir PES atalım bari, öyle gideriz. Tamam yani. O zaman yenilenle de ben oynayayım. Oğlum, sana yalan söyleyip PES'e geliyoruz. Sen anlamıyor musun? Muhabbetin sarmıyor abi, istemiyor seni. Dakika kaç? 70. Tamam, ben beklerim biraz daha. Ya kardeşim, sevmiyor seni, anlasana ya, Allah Allah. Ulan annem babam bile burada lan. Ya anan PES öğret dedi de, o yüzden dedim gelelim. Anne baba, siz yıllarca işe gidiyorum deyip buraya mı geldiniz? Yok lan, ben emekli olamıyorum, 10 sene oluyor. Hem evde muhabbetin sarmıyor, biz de kaçıyoruz, buraya geliyoruz yani. Hem deden de burada, bak burada. Hay senin boş boğazın. Ya oğlum, içi bayram görüyorum yani, lanet ediyorum sana. Bok gibi muhabbetim var, biz de ne yapalım? Dede, sen ölmedin mi ya? Yok, seni bir daha görmeyeyim diyor, öldük dedik. Bak, kimse seni sevmiyor. Al şu silahı. Sık kafana, bitir bu işi hadi. 2 saniye. Ya tamam, sıkarım, sorun değil de. Bak şimdi, 2, 4, dedemle ben 6. Turnuva yapalım mı, ne diyorsunuz? Bundan 10-15 sene sonra internet hayatımızın her yerine girecek. Çocuklarımız internet sayesinde ileri zekalı olacak. Onların zeka gelişimine yardımcı olacak. İnternet gelecek demektir. İnternet demek gelecek demektir. İnternetin yeni fenomeni ambulans çocuk görenleri hayrete düşürüyor. İnternet sayesinde tanıştığımız ambulans çocuk Mustafa'ya mahallenin ilgisi de oldukça fazla. Karşınızda Unibo 017. Tamamen üniversite öğrencisi midesinden tasarlanmış dayanıklı iç hazne ve kreatif dış yüzey. Diğer süpürgelere karşı ergonomik yapısı, sessiz çalışma prensibi,
titizlikten ödün vermeyen tavrıyla bir süpürgeden daha fazlası. Unibo cidden çok harika. Unibo'suz asla yapamam. Şit bok götürüyor diyen laf edersiniz yani. Unibo 017 son kullanma tarihi geçmiş nugget yeme ve 1,5 TL'lik tavuk döner yeme testlerinden A+'la geçmiştir. Ayrıca mühendislik ve fen edebiyat model seçenekleriyle sadece 89.90 ve ilk 10 dakika içinde arayanlara tuvalet açma aparatı hediye. Unibo çok dehşet, çok harika. Abi reklam parası ne zaman yatar ya? Ya bak madem bir ilişkiye başlayacağız, birbirimizi darlamak, sıkmak yok, tamam? Kesinlikle katılıyorum. Çünkü ben de ne darlamayı severim ne darlanmaktan hoşlanırım. Güven çok önemli. He demek arkadaşların nasıl? Kim var bakalım? Aşkım bizimkiler var, kim olacak başka ya? Full erkek masa, full sapız işte. Demek masada kız yok. O zaman aşkım bana şöyle bir geniş açılı fotoğrafınızı atar mısın? Gül yüzüne hasret kaldım. Bak sakın yanlış anlama, sana güvenmediğimden değil. Ama sen şöyle bana bir geniş açılı bir fotoğrafını atsan çok güzel olur. Tüm masayı alan, tüm masayı alsın ama lütfen. Bakın iddia ediyorum, Fenerbahçe ikinci yarı çok fena toparlayacak ve şampiyon olacak. Vallahi bence çok zor çünkü rakipler çok iyi transferler yaptı. Ya kızım şu muhabbetin içine artık bir etme, yeter artık ya. Hadi artık kapatalım, yeter. Full sapız işte, gördün, hadi yeter. Tamam bir daha konuşmayacağım, söyle tamam bu sondu, tamam bir daha konuşmayacağım. Ya şuradaki kız sana mı bakıyor? Bak saçını başını yolarım seni! Fuarımızın bu bölümünde de yapay zekanın son ürünü Hitachi 1.16i robotu bütün sorularınızı cevaplıyor. Her soruya cevap verebiliyor. 2 kere 2 kaç Hitachi? Bu da sorumu 4. Vay be, her şeyi biliyor. Hitachi, şimdi ben şöyle birini arıyorum. Hani güvenilir olsun ama böyle bir yeri geldiğinde piç olsun. Bana çok sadık olsun ama yeri geldiğinde de başına buyruk, bensiz hareket edebilsin. Bir de ortamda hiç dikkat çekmesin ama alfa erkek olsun. Böyle birini nasıl bulabilirim? Am olmasın, am olsun, am olmasın, am olmasın, am olmasın. Aa, bir şey oldu buna. Duman falan çıkıyor. Mangal moduna mı geçti? Kurtarma moduna geçiliyor. Kalk git şuradan, sıçmayın bacağına. Efendim? Kalk. Kalk. Lanet olası. Sayıyı çarptık, daha ne AMK. Davacıyı dinliyoruz. Buyur kız. Sayın Hakim, ben kendisinden ayrıldım. Fakat herkese Tülay'ı ben bıraktım diyormuş. Ben bu konuda kendisinden şikayet. Sayın Hakim doğru. Ama ben zaten içimde bir ay önce bitirmiştim. Arkadaş önce davrandı. Ben zaten bir ay önce içimde ayrılmıştım yani. Onu demek istiyorum. Ben zaten son 3 aydır annesi Nermin teyzeye ayıp olmasın diye ilişkiyi sürdürüyordum Sayın Hakim. Ben zaten son 6 aydır kafamda kesinleştirmiştim ama arkadaşın sınavları olduğu için artık birazcık daha bekleyeyim demiştim. Sayın Hakim, ben son 1 yıldır beraber aldığımız köpek. Bu arada adı Kıtır, siz köpek demeyin, alınır. Onun için katlanıyordum ben. Ben son 2 senemi ona aldığım telefonun taksidi bir diye bekliyorum Hakim Bey. Ben bu üniversiteye zaten hiç yazılmayacaktım. Babamın hatırına yazıldım Hakim Bey. O zaman babam anamı ne sizi tanırdım Sayın Hakim ve de bu karıyı. Efendim biliyorsunuz yüksek binalar kıyamet alameti. Biz de bundan mütevellit yüksek binalara karşıyız. Bundan dolayı da çiftimize Kod 5'teki dairemizi gösterdik. Efendim dairemiz yerden ısıtmalı. Masrafı? Yok herhangi bir yakıt masrafımız yok. 5 metre aşağısı direkt magma olduğundan dolayı oradaki ısı direkt buraya vuruyor. Eve hiçbir şekilde güneş ışığı girmiyor. Böylece güneşin bütün zararlı ışınlarından korunuyorsunuz. Güneş girmeyen eve doktora girermiş. Neye giriyor ya? Ağzını burnunu dağıtırmalı ama. Hırlı mı hırsız mı belli değil. Şu taraftan da girecek olursak... Yarasa hiçbir şey yapmaz, hiç merak etmeyin. Eve güneş ışığı girmediğinden dolayı yavrucaklar buraya yuvaları sanmışlar, yuvalanmışlar, biz de bir şey demedik. Evin 1+1 olması siz çiftlerimizin mutluluğu için çok büyük avantaj. Allah korusun herhangi bir küsme, bağırışma, çağrışma durumunda kaçacak yeriniz yok. En fazla nereye kaçar? Tuvalete kaçar. Orada da havasızlıktan en fazla 2 dakika durur, çıkar. Böylelikle barışmak zorunda kalırsınız. Şimdi Kod 5 ama gökyüzünde görmüyor değil. Şu hava boşluğuna şu şekilde sıkışırsanız gökyüzünü de görebilirsiniz. Ne haber aşkım? Hayırdır, ayran içtik, ayrı mı düştük? Niye yazmadın gün boyu? Aşkım arkadaşlarla oturuyordum ya, bununla abartacak bir şey yok. Sen zaten hep arkadaşlarınlasın. Bak ben biraz ilgi istiyorum, anladın mı? İlgi, alaka. İlgi, alaka istiyorum ben. Tamam mı? İlgi. Hayda. Ne yapıyormuş benim aşkım? İyi, sen? İyi, ben de aşkımın halini hatırını sorayım dedim. He. Aşkım benim, ucuk, 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 ucuk,
Ay yeter tamam, darlama insanı ya. Aşkım sen dün ilgi göstermiyorsun falan deyince ben de o yüzden biraz şey... Boğuyorsun beni. Anladın mı? Boğuyorsun. Biraz rahat bırak yani, biraz kendi halimde kalayım yani. Biraz rahat bırak yani insanı ya. Vıçık vıçık vıçık. Kara değil, denizde boğsam da sen de kurtulsan ben de. Aynı konuşuyorsun oradan kendi kendine. Yok aşkım, hani ben sezon bitmeden diyorum denize mi gitsek diyorum acaba.